Ben de sana Müslüman kardeşin olarak, hocan olarak bir sual soruyorum. Allah seni ihtiyar sahibi bıraksaydı, seçenek sahibi. Burnunu kulun, ben senin burnunu buraya koydum, gözlerinin altına koydum ama şimdi ben sana seçenek şansı veriyorum. Burnunu gözlerinin altından çıkar, istediğin yere monte et. Yüzünün içinde burnunu nereye koyardın ve yakışıklı olurdun? Nereye koyardın? Şu halde bu döngüyü, bu kusursuz nizamı yeryüzüne koyan, güneş ve ay döngüsünü yeryüzüne koyan Allah sana da kusursuz bir nizam vermedi mi Müslüman kardeşim? Kendine bir bak, sabahları işe gitmeden önce aynanın karşısına geçiyorsun. Sen genç bir adamsın. Sohbetime gelen kardeşlerin %90'ı hamdolsun gençtir. Her sabah bu kardeşlerin büyük çoğunluğu aynanın karşısına geçer. Bana tiyatro yapmayın, takva pozu yapmayın bana. Ben dış görünüme dikkat etmiyorum hocam hiç. Saçlarımı falan düzeltmem, merak etmeyin. Hayır kardeşim. Müslüman çok güzel görünümlü olur. En güzel elbiseyi giyer, temiz giyer. Ama dar elbise giymez, resimli, canlı resmi bulunan elbise giysi giymez ve parfüm sürmez. Müslümanın özelliklerini saydım. Şimdi sabahleyin çıkarken aynaya baktın. Şimdi ben de sana bir sual soruyorum. Allah Teala bize bu da sorular sordu ya. Ben de sana Müslüman kardeşin olarak, hocan olarak bir sual soruyorum. Allah seni ihtiyar sahibi bıraksaydı, seçenek sahibi. Burnunu kulum, ben senin burnunu buraya koydum, gözlerinin altına koydum ama şimdi ben sana seçenek şansı veriyorum. Burnunu gözlerinin altından çıkart, istediğin yere monte et. Yüzünün içinde burnunu nereye koyardın ve yakışıklı olurdun? Nereye koyardın? Gözünün üstüne koysan uzaylı derler. Çenenin altına koysan zombi derler. Derler. Nereye koyarsan koy, Allah'ın koyduğu gibi görünür mü? Görünmez. Adam kaza geçiriyor, ağzının yarısı alınıyor. Yahut da öbürsünün çenesi alınıyor. 10 tane estetik doktor, profesör ameliyata giriyor. Ne için giriyor? Bir tek şey için giriyorlar. Eski haline döndürebilir miyiz? Bakın onu mükemmelleştirelim. Bir robot insan haline döndürelim diye değil. Bu adamı eski orijinal haline, Allah'ın yarattığı sisteme döndürebilir miyiz? Adamların planı, amacı bu. Yapamıyorlar. Bir miktar düzeltebiliyorlar, ellerinden geldiği kadar. Olmuyor. Kimse Allah gibi bir sanatkar olamaz. Kimse Allah'ın yarattığı kadar güzel yaratamaz. Mümkün değil. Parmak kadar çocuk gördüm. Annesinin karnından düşmüş cenin. Doktor getirdi, bir poşetin içinde getirdi. Bir doktor. Bizim sohbetlerimizi seyrediyormuş. Poşetin içinde çıkarttı bana, sırf hocam dedi ibret almanız için getirdim bunu. Bir cenin anne karnından düştü. Tıpkı yumurtanın zarı gibi, civcivi üstünde tutan, içinde tutan bir zar gibi Allah-u Teala o bebeğin üzerine bir zar yapmış. Suyun içinde, sıvının içinde bebek şöyle duruyor. Bir dal harfi şeklinde. Arapça bilenler beni anlayacaklar. Dal harfi şeklinde şöyle duruyor bebek. Kardeşler şu kadar bak, parmak kadar bebek. Gözleri var, burnu belli, parmakları belli, ayakları dizleri belli. Parmak kadar, şu kadar. Buradan bile görünebiliyor. Bu kudreti yapabilecek bir güç, bu güzelliği o anda yapabilecek bir güç yok. Buna biz Allah diyoruz. Neden Allah diyoruz? Bu isim bize nereden geldi? 10.000 seneden beri Adem Aleyhisselam'dan son peygambere gelinceye kadar. Ne kadar peygamber geldiyse yaratıcının ismine Allah dediği için biz de Allah diyoruz. Bütün kutsal kitaplarda Allah diye geçtiğinden dolayı biz de Allah diye hitap ediyoruz. Allah Teala Hazretleri bizi cennetiyle mükafatlandırsın. Amin. Amin ya mu'in.